Hadi başlayalım. Hiç haşlamayacağım. Sadece tereyağında birazcık döndüreceğim. Onları döndürürken yanına birazcık saplarını da koyacağım. Pancarların. Bir parça zeytinyağı koyuyorum. Ama ben tereyağında pişireceğim. Sadece tereyağın kolay yanmaması için o zeytinyağı ekliyorum. Köpüren zeytinyağını da hafifçe kıtırlaştıracağım. Tereyağım eridikten sonra altını kısacağım. Çok dumanların çıkmasını, tereyağımın yanmasını istemiyorum. Pancar saplarımı da atıyorum. Tuz, karabiber. Bir parça daha tereyağı atacağım. O tereyağı görmek istiyorum köpürdüğünü. Bademlerim vardı, onları da kavurayım yan tarafta. Kısık ateşte aynı zamanda. Hiç yağ kullanmıyorum bademler için. Bademlerde amacım sadece kendi öz yağını çıkartmak. Baklalarla işim bitti. Onları bir kasenin içine alabilirim. Hafif de bir kağıt koyuyorum. Peçete koyuyorum. Ki yağını alsınlar. Her şeyim hazır. Gelin malzemelerimi içine doldurmaya başlayalım. Bir kısmını bırakıyorum hem sapların hem de baklaların. Bademi de aynı şekilde. Sadece böyle bile yenilebilir hiçbir şey konmadan bana sorarsanız. Biraz Arap saçı koyalım. Kendine bir has bir tadı var Arap saçının. Daha çok kullanmamız gerekiyor gibi geliyor bana. Mutfaklarda bu otları. Eve gümecim var. Birazcık dereotu alıyorum. Turbum var, turp otum var. Onları bütün atayım. Pancarların da. Birazını da üstüne koymak üzere bırakıyorum. Yağlarımıza, tuzlarımıza gelelim. Salatalarda yapılan hatalardan bir tanesi karabiber, tuz koyulmuyor nedense. Mutlaka koymak lazım. Bol zeytinyağı, %70-80 kadar zeytinyağı, %20-30 kadar da ayçiçek yağı. Ayçiçek yağı koyma sebebimiz o zeytinyağın, o sızma zeytinyağın kendine has aromasını birazcık kırmak. Olmazsa olmaz nar ekşisi. Gerçekten her aşamada başka bir güzel gözüküyor. Karıştıralım. Tabağımızı seçip başlayalım. Yavaş yavaş inşa etmek lazım, aşağıdan başlayarak. Birazcık da üst için ayırdığımız malzemelere gelelim. Badem vardı. Turp ve pancarımız vardı. Birazcık da bakla ve pancar saplarımız vardı. Onlardan da koyalım. Nefis bir salata oldu.